Evet, 31 Temmuz'da yapılan kamu personeli seçme sınavı soruların sınavdan önce bir yayın evinin denemelerinde yer aldığı iddiasıyla iptal edilmişti. Yapılacak oturumların ilerleyen bir tarihte olacağı duyurulurken aylarca çalışan adaylar mağdur edildiklerini düşünüyorlar. Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanı Cevdet Başduğ, sınava yeniden girecek adayların ulaşım masraflarının valilik tarafından karşılanması gerektiğini söylüyor. 31 Temmuz'da yapılan kamu personel seçme sınavında soruların sızdırıldığı iddiası bomba etkisi yarattı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Sorulara sınavdan önce denemelerinde yer verdiği iddia edilen yayın evine operasyon yapıldı. Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri ÖSYM'de inceleme başlattı. Soru çalındı iddiasıyla 31 Temmuz'da yapılan KPSS iptal edildi. 6, 7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak sınavlarsa ileriki bir tarihe ertelendi. 31 Temmuz'da sınava katılan adaylar mağdur edildiklerini düşünüyor. Kamu derdi öğrencilerin bu mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesini talep ediyor. KPSS sınav parası almayacak. Mağdur olan taşınada gelenler, ilgili valilikler tarafından uçak biletleri, otobüs biletleri temin edilebilir. Bu hükümetin bir kararıdır. Bizim arzumuz da bu yöndedir. Çünkü vatandaş mağdur olmuş. Ta Siirt'ten gelmiş, Bitlis'ten gelmiş. Sınava girmiş Ankara'da. Sınav iptal oldu. Kurum başkanı suçu, kurum yetkilinin suçu. Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanı Cevdet Başduğ, 2010 yılında yapılan KPSS'de de benzer bir durum yaşandığını hatırlattı. Sınavın iptal edilmesine karar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini karartan, onun gelecekleri oynayan kim olursa olsun kınıyorum, lanet ediyorum. Bu geçmişte de olmuştu. Allah bin defa Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. KPSS Başkanı görevden aldı. Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve çağırdı. Şu anda sınav iptal oldu. İnşallah bu tekrar etmezler.